ABCD formasyonu harmonik formasyonlar başlığı altında incelenir. 8 çeşit harmonik formasyondan biridir ve bütün harmonik formasyonlar gibi Fibonacci katsayılarıyla ilişkilidir. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarımızın ilgili ders videomuzu izlemelerini öneririm. ABCD formasyonunun diğer harmonik formasyonlar gibi bir düşen yani ayı, bir de yükselen yani boğa formu vardır. Bu ders videomuzda anlatacağımız ABCD formasyonlarına geçmeden önce arkadaşlar şöyle kısaca bir harmonik formasyonların öneminden bahsedelim. Harmonik formasyonların piyasalarda %70'e varan oranlarda oluşması onları kullanılabilecek en etkin formasyonlar arasına sokmaktadır ve gerçekten etkin biçimde kullanıldığında tahminlerin doğruluk payı da aynı oranda artmaktadır. Önce ABCD ayı formasyonunu inceleyelim. Burada formasyon kuralları şunlardır. AB bacağında A noktası en dip, B noktası ise en yüksek seviyeyi gösterir. AB bacağı içerisinde A'dan düşük dip, B'den yüksek zirve olmamalıdır. C noktası A noktasından daha yüksek seviyede olmalıdır. B'den C seviyesine harekette B'den yüksek, C'den düşük seviye bulunmamalıdır. Burada ideal olarak B'den C'ye düşüş, AB bacağının %61.8'i veya %78.6'sı oranında olmalıdır. Ki bu klasik ABCD formasyondur. Güçlü bir eğilimin hakim olduğu piyasada BC bacağı AB yükselişinin sadece %38.2'sini veya %50'sini geri alabilir. D noktası B noktasından yüksek olmalıdır. C'den D'ye harekette C noktasından düşük, D noktasından yüksek seviye olmamalıdır. CD bacağı AB bacağına eşit olabilir. CD bacağı BC bacağının %127.2'si veya %161.8'i kadar olabilir ki bu klasik ABCD formasyondur. Veya CD bacağı AB bacağının %127.2'si veya %161.8'i kadar olabilir. Bu da uzayan ABCD formasyondur. Ek olarak formasyon onayı için CD ile AB arasındaki zaman oranına bakılır. CD zaman bakımından AB eşit olabilir veya CD zamanı AB zamanının %61.8'i ile %161.8'i arasında olabilir. Şimdi örnekleri beraberce gözden geçirelim arkadaşlar. Şimdi geçelim ABCD boğa formasyonuna. AB bacağında A noktası en tepeyi, B noktası ise en dip seviyeyi gösterir. AB bacağı içerisinde A'dan yüksek zirve, B'den düşük dip olmamalıdır. C noktası A noktasından daha alçak seviyede olmalıdır. B'den C seviyesine harekette B'den düşük, C'den yüksek seviye bulunmamalıdır. İdeal olarak B'den C'ye yükseliş AB bacağının %61.8'ini veya %78.6'sını geri almalıdır. Bu klasik ABCD formasyondur. Güçlü bir eğilimin hakim olduğu piyasada BC bacağı AB bacağının sadece %38.2'sini veya %50'sini geri alabilir. D noktası B noktasından aşağıda olmalıdır. Bu da piyasada yeni bir dip gerçekleşir. C'den D'ye harekette C noktasından yüksek, D noktasından düşük seviye olamaz. Ayrıca CD bacağı AB bacağına eşit olabilir. CD bacağı BC bacağının %127.2'si veya %161.8'i kadar olabilir ki bu klasik ABCD formasyondur. CD bacağı AB bacağının %127.2'si veya %161.8'i kadar olabilir. Bu da uzayan ABCD formasyondur. CD zaman bakımından AB'ye eşit olabilir.
CD zamanlı AB zamanlı %61.8'i ile %161.8'i arasında olabilir. CD bacağında özellikle D noktasına yaklaşırken fiyat boşlukları veya uzun çubuklar oluşuyorsa bu durum güçlü bir trendin işareti olabilir ve genişleyen ABCD formasyonunun oluşması muhtemeldir. Şimdi örnekleri gözden geçirelim. Bu dersimiz de burada sona erdi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Harmonik formasyonların diğer çeşitlerini ve başka teknik analiz derslerimizi teknik analiz eğitim serimizden izleyebilirsiniz. Beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız sevinirim. Başka derslerimizde görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.